Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün hep birlikte okul alışverişime bakacağız. Ürünleri tanıtacağım, şu şekilde göstereyim. Beam Shock ve A101'den oluşuyor. Bu yapıştırıcıları A101'den almıştım. Önce bunlarla başlamak istedim. 1.95'ti tane fiyatı. Mümkün olduğunca fiyatları da söylemeye çalışacağım tabii ki. Bunları da Shock'tan almıştım. 07 uç, etiketler. Bu şekilde 12'li halde satılıyor. Ve fon kartonu aldım. 10 tanesi 2 liraydı. 1.95'ti fiyatı. Renkleri gayet güzel. Kağıt kalınlıklarını da çok beğendim. Renkleri size de göstereyim şu şekilde. Dediğim gibi 10 renkten oluşuyor. İçerisinde siyah, yeşil, mavi, kırmızı gibi renkler var. Bunu ben beğendim. Zaten Shock ve A101'den çok bir şey almadım. Siz de göreceksiniz. Daha çok Beam'den aldım. Çünkü daha ucuz ve daha güzel ürünler gelmişti. Zaten devamında da onları paylaşmaya geçeceğim. Bu şekilde yine sıvı yapıştırıcılarla başlıyoruz. Tane fiyatı 1.95'ti. 2 adet aldım çünkü çok kullanıyorum ve gerçekten iyi yapıştırdıklarını düşünüyorum. Sırada bu pomponlar var. Renkleri, dokuları çok güzel. Çok beğenerek aldım. Birçok projemde kullanacağıma inanıyorum. 5.95'ti fiyatı. Ve bu tahta kalemlerini aldım. Üçlü şekilde satılıyor. 3 tanesinin fiyatı 3 TL'ydi sanırım. Yani tanesi 1 liraya geliyor. Çok ucuz. Özellikle piyasanın çok çok altında bir fiyat. Kaliteleri çok iyi diyemem tabii ki ama iş görür. Gayet iyi. Uçları da zaten göstereceğim. Bu şekilde normal. Evdeki yazı tahtamda kullanabileceğimi düşündüğüm için aldım. Sırada kalem uçları var. Bunları da Beam'den aldım. Üçlü şekilde satılıyordu. O yüzden bayağı ucuza geliyordu. 07 uç. Sırada bu renkli yaldızlı bantlar var. Bant seti şeklinde aldım. İçerisinde bant kesiciyle birlikte koymuşlar. Çok güzeldi. Katalogda bunu fark etmemişim. Görünce mutlu oldum. Ama ucu çok keskin değil. Yine de iş göreceğini düşünüyorum. Bu şekilde renkleri var. 6 tanesi 10 TL'ydi. 9.95'ti fiyatı. Çok ucuza geliyor bence. Shock'a da bunun üçlüsü gelmişti ama ben bunu almak istediğim için onu bıraktım. Renkleri ve parlak metalik oluşlarına bayıldım gerçekten. Bunları çok fazla kullanırım. Bir başka aldığım şey bu pirit, stick yapıştırıcı. Dışı çini desenli. Bu şekilde. 2,5 TL'ydi bunun fiyatı da. Daha sonra bu maket bıçaklarını aldım. 2 tane aldım. Biri kardeşim için. Gayet kesici ve güzeller. Kullanış açısından da çok iyi. Bu şekilde bıçak kısmı. Bu fineliner ince uçlu kalemlerden aldım. 12'li set şeklinde satılıyor. Fiyatı 12,5 TL'ydi. Bu şekilde kutusunda da çok güzel duruyorlar. Renkleri de çok güzel bence. Özellikle sol taraftaki canlı renklere bayıldım. Bunu video sonunda deneyerek de göstereceğim uçlarını. Gerçekten çok beğendim. Ve parasını hak eden bir ürün. Zaten gayet ucuz. Bu şekilde defter aldım. A5 boyutunda bu. İçi çizgili. Dışındaki desenler için aldım. Çünkü gerçekten çok güzel tatlı kalpler. A5 96 yaprak. Fiyatı 3.95'ti bu defterin. Bu güzel cetvel seti. Bunu uzun zamandır bekliyordum. Renkleri, desenleri. Özellikle şu yuvarlak çizebildiğiniz olan cetvel çok çok güzel. Çok işime yarayacak. Genelde cetvel setlerinde o olmuyor. Yani ben görmüyordum. O yüzden bunu görünce direkt almak istedim. Bu esnek yapıda değil, sert bir cetvel. Bu bence daha kullanışlı olabilir esnek olandan. Çünkü esnek olan bükülebiliyor veya çizgi çekerken kenarından taşabiliyor. Bu şekilde hepsi kendi renkleri var. Zaten yapıştırılmış halde. Sırada bu sekreterlik var. Bunun da deseni çok güzel. Deseni için aldım. Ve gerçekten de kaliteli. Metalik kısımları vesaire gayet güzel.
fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 8.95 gibi bir şeydi. Siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi biraz kalemleri deneme yapalım. İnce uçlu kalemlerin renklerini ve nasıl çizildiklerini göstereceğim. Siyahla başlayalım. Gayet güzel, ince ve yazması kolay. Kağıtta kaydığını söyleyebilirim. Maviye geçtiğimizde o da aynı şekilde. İlk başta sanırım kullanılmadığından mürekkepleri biraz fazla gelebiliyor. Ama sonradan düzeliyor ve gayet güzel bir şekil alıyor. Uçları da bu şekilde. Videonun sonunda da şöyle hepsini güzelce toparlayıp topluca göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve size fikir olabilmişlerdir. Bu şekildeydi benim aldıklarım. Yorumlarınız varsa aşağıda yorum kısımlarına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.